Sektöre ilk girdiğim zaman evet, yani o kadın olarak burada ne işi var? Yani nasıl yapabilir bunu? Mutlaka bir destekçisi vardır gibi böyle. Ondan sonra sen kadınsın, beceremezsin gibi bayağı tepkiler aldım yani. İnanamadılar da hatta. Ama gerçekten de hiçbir hibe, destek olmadan tek başıma bu işi ben yapıyorum. Maşallah. Oradaki sektörde birazcık daha bakımlı olmanız gerekiyor. Göze hitap etmeniz gerekiyor. İnsan psikolojisinden çok iyi anlamanız gerekiyor. Duruşunuz, davranışınız her zaman göz önünde bulunması gereken görsel bir şov sergilemeniz gerekiyor. Bu sektör içerisinde benim tabii ki adaptasyonum çok zor olmadı aslında. Dediğim gibi yani çocukluktan gelen bir sevgi olduğundan dolayı böyle bir sıkıntı çekmedim ama yani birçok arkadaşım beni ziyarete geldiğinde ay inanamıyorum falan dedi. Böyle sen buradasın, saçlar sarı, işte ne yapıyorsun buralarda falan böyle. Yani onlar da zamanla alıştılar. Evet, şu anda senin neden burada olduğunu, neden böyle bir tutkuda içerisinde yaşadığını anlıyoruz falan dediler. Ya sevgi ya, başka bir şey değil. İnsan sevdiği işte mutlu. Kadın nedir? Anaçtır. Anaç ne demektir? Yetiştiren, büyütendir. Sevgi, şefkattir. Yani biz hayvanlarımızı severken bir evlat gibi seviyoruz. Yani onların her şeyini görebiliyor, her şeyini algılayabiliyor, hissedebiliyoruz diye. Yani. O yüzden diyorum ya, kadın yaptı mı daha hassas, daha narin, daha naif yapar. Bu bizim için ticari boyutun dışında olan bir işte aynı zamanda. Yani bir buzağı doğduğu zaman bir kadının yani hissettiklerini ben size tarif bile edemem yani. Bir anne olunca ancak bunu anlayabiliyorsunuz açıkçası. Yani ben şuna inanıyorum, gerçekten bu sektörün içerisinde kadınlar olmalı.